Kıymetli izleyenler, Deliller ve İspatlar programından herkese merhabalar. Bugün stüdyoda bir konuğumuz var. Konuğumuz bana sorular soracak. Ben de Kur'an'ın matematiksel verileriyle ve yine aynı zamanda Kur'an içerisindeki ayetlerle konuğumuza cevaplar vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldiniz Serkan Bey, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz, yoksa sorumuza başlayabiliriz. Hayır, yok. Araştırmacı bir insan olarak evet. Tanrı'nın varlığı kanıtlanabilir mi? Kur'an gerçekten Tanrı katından indirilmiş bir kitap mı? Evet. Şimdi bu soruya en doğru cevap şu olur. Eğer ki bir şey yok diyebiliyorsak buna delil ve ispat getirmemiz lazım ki yok olduğuna inanabilelim. Eğer var diyorsak yine aynı zamanda delil ve ispatını ortaya koymamız lazım ki insanlar bugün buna inanabilsinler. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'e bakacağız burada. Çünkü Kur'an bizlere verilmiş, Allah'ı tanıtan bir kitap olduğundan dolayı ve yine aynı zamanda bütün gelmiş geçmiş peygamberler de Kur'an'ı tanıttıkları için, aslında Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamaya çalıştıkları için bugün en doğru kaynağın ve en son kitabın Kur'an olduğu için Kur'an'a bakmamız gerekiyor. Peki. Evet. Yani burada da şu devreye giriyor. Kur'an algıların ötesinde tamamen Tanrı'yı aslında anlatan ve yine aynı zamanda Allah'ın yeryüzünde yarattıklarına, geçmiş ve gelecek olaylardan bahseden bir kitap olduğu için zaten bugün çok önemli bir kitap. Matematik Kur'an'ın neresinde? Şimdi bunu daha önceki yayınlarda zaten anlattım ben. Kur'an matematiksel verilere dayanıyor. Evet. Kur'an'ın bir matematiği var. Mesela bunu nasıl anlattık? Daha önce Hadid suresinden bahsettik. Hadid suresi Kur'an'ın 57 numaralı suresi. 57 numaralı suresinin içerisinde FE harfi 26 kez tekrarlar ki bu da FE yani atomu, demir elementinin atom numarası 26 olması ve FE harfiyle bugün bilimsel olarak ispatlanmış olması. Bunu 1400 yıl önce inen bir Kur'an hala günümüze hitap ediyorsa demek ki o zaman gerçekten bu Kur'an 1400 sene önce inen ve hala günümüze hitap eden bir kitap. Bunu ancak bu şekilde açıklayabiliriz. Peki günümüze hitap ettiğine dair deliliniz ne olabilir? Matematik. Var mı örneği? Matematik. Bir örnek verir misiniz? Tabii. Az önce verdim zaten Hadid suresinden. Hadid suresinden demir örnek verdiniz. Başka? Şimdi 1974 yılında evet. 1974 yılında Kur'an'ın ilk matematiksel bir kitap olduğu keşfediliyor. Ve bu da Müddessir suresinin içerisinde gizli. Yani 74. sure. Birinci surenin ve ikinci surenin Ebced değerleri toplandığı zaman 1974 tarihini veriyor. Araştıranlar da biliyordur zaten bunu. Evet. Burada E örtüsüne bürünüp gizlenen kalk artık uyar insanları diyor. Şimdi buradan çıkarttığınız sonuç ne sizin? Ben size sorayım. Kalk buradan, artık insanlara uyar. Ne demek bu? Ben buradan sizin gibi matematiğe hakim olmadığım için bir sonuç çıkaramadım. Tamam, normal sıradan. Çıkarmış olsaydım böyle bir sonuyla size gelmezdim. Tamam. Çıkaramayanlar için de şunu söyleyeyim. Evet. 1400 sene önce inen bir kitap bugüne hitap ediyor ama 1974 tarihini veriyorsa Kur'an aslında matematiksel verilere 1974 tarihinde açılmıştır. Niye? Çünkü Ebced değeri kalk artık insanlara uyar. Gizlenen bir şey var. Gizlenen bir şeyin 1974 yılında açığa çıkacağından bahsediyor ayet. Evet. İşte burada aslında emsal dediğimiz devreye girer. Yani misallerle benzetmelerle aslında bize burada bir örnek var. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman 30. ayetinde de der ki onun üzerinde 19 vardır ki 19 mucizesi zaten çok mucizevi bir şeydir. Bilenler de biliyor. Evet. Burada da 19'u 74. surenin başına koyduğumuz zaman 1974 oluyor. Evet. Şimdi anladım. Şimdi o yüzden Kur'an bize zamana göre hitap ettiğinden dolayı şu an bilginin en çok ihtiyacına duyduğumuz yerdeyiz ve zamandayız. Evet. Bu nedenle de Kur'an eğer gerçekten varsa ve gerçekten Tanrı katından gelmeyse bunun en büyük delili Kur'an'ın matematiksel bir kitap olmasıdır. Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim. Başka sorunuz varsa onu da sorun. Çünkü bugün insanlar maalesef ki birçok sorularda kendini kaybediyor yanlış bilgilerden dolayı. Şimdi şöyle toplumda şu var. Ben evet. Bunu çok araştırdım. Tam bir cevap bulamadım. Sizin bilginiz var mı bilmiyorum. Soralım size. Kur'an'da insanlar hadisleri bağdaştırıyor. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Bir kere şöyle diyelim. Hadisler ne demek? Toplumun çoğu bunu bilmiyor. Şimdi 1400 sene önceye gidebilir misiniz? Gidemeyiz. Peki 1400 sene önce yaşanmış bir olayı bugüne aktarabilir misiniz?
aktaramayız onu da. Yani bu zaten gelenekçi bir İslam dini şu an günümüzde yaşadığımız. Gelenekçi derken? Gelenekçi şu. Alışılagelmiş şeyler, yani mesela bugün hadisler. Evet. Ya 1400 sene önceden gelmiş, bugün hala insanlar hadislerin Allah peygamberden olduğunu, peygamberin Kur'an'ı açıkladığını, zamana göre açıkladığı doğru. Peygamber Efendimiz de zamana göre Kur'an'ı açıklamıştır. Evet. Fakat burada şöyle bir şey var. Zaman artık o zaman değil. O zaman olmadığından dolayı İslam akıl dinidir. Çünkü birçok yerde de akıldan bahseder zaten yani Kur'an'ın ayetleri. Yani bir nevi mantık diyebiliriz. Tabii mantık dinidir. O yüzden 1400 sene önceye kimse gidip de peygamberin varlığını kanıtlayamadığı gibi evet. Bugün hadisi şeriflerin, yani Kur'an'la ters düşen hadisi şerifleri de kanıtlamak mümkün değil. Evet, Kur'an'la uyuşan bir hadis-i şerif varsa o araştırılır. Onun da illaki bir matematiksel verisi vardır. Belki. Bilmiyorum. Araştırmadım. Ama olduğu takdirde, bunu da ortaya koyduğunuz takdirde, evet bu hadis-i şerif doğrudur. Buna inanabiliriz demek de doğru olandır. Ama bak, ben size şunu söyleyeyim. Mesela Peygamber Efendimiz'in vahiy aldığını gidip gören var mı? Hayır, yok. Peki ben size şunu söylesem. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ilk vahiy kelimesinin geçtiği yer, Peygamber Efendimiz'in Nur Dağı, Hira Mağarası'nda aldığı yer, ilk vahiy ve onun koordinatı Kur'an-ı Kerim'in içerisinde sayısal verilerle, yani mesela şöyle söyleyeyim, Kabe ayeti ilk olarak nerede geçiyor? Bakara suresi 125 numaralı ayette. Anladım. Şimdi rakamları ikisini birleştirin. Bakara suresi Kur'an'ın kaçıncı suresi? İkinci suresi. 125 numaralı ayet. Ne yaptı? 21-25. 21-25 bugün Kabe'nin koordinatıdır. Anladım. Ya mesela Peygamber Efendimiz'e de ilk vahiy ilk vahiy değil. Özür diliyorum. Nur Dağı'nın Hira Mağarası Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Hira olarak geçerken Hira olarak ilk geçtiği yer Peygamber Efendimiz'in Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda vahiy aldığını koordine eder Kur'an ayeti. Anladım. Şimdi böyle bir delil gelmişken 1400 sene önceye gitmeye gerek yok zaten. Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Matematiksel bir kitaptır. Matematik olduğu için zaten ana hitap ediyor, zamana hitap ediyor. Yani biz bunun gerçeklik payını bu şekilde öğrenemeyiz. Tanrı var mıdır sorusuna da verilebilecek en büyük cevap da zaten budur ki. Eğer ki Kur'an Allah evet. katından gelmeyse, Kur'an'ı kanıtladığımız takdirde Allah'ın varlığını da kanıtlamış oluruz zaten. Ki vermiş olduğunuz bilgilere bakılınca, bir 19'dan bahsettim. 19 evet. surenin başına koyduğunuzda 1974'ten örnek verdiniz ki evet. bunları araştırdığımız zaman bunlar. Evet buluyorsunuz var bunlar. Bu da yani bundan şunu anlamamız gerekiyor. Tanrı gerçekten var. Tanrı gerçekten Kur'an vardır. Kur'an indirdiği bir kitap. Tanrı gerçekten vardır evet. Kur'an onun indirmiş olduğu bir kitap. İnsanlarda şöyle bir algı var maalesef. Gökten sayfalar halinde. Ya böyle bir şey yok. Musaflar haline getirildi. Peki böyle bölüyorum. Bir şey de yok. Evet. Gökten sayfalar halinde inmedi. Bunu herkes biliyor. Yani yükselmek demek ne demek ya şey geçiyor. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktı. Evet. İnsanlar bunu çok yanlış biliyor. Ya Miraç'a çıktı. Mesela orada bilimsel olarak veri 1969-1970'li yıllarında evet. ilk aya çıkılış tarihinden bahsederken evet. Kur'an'ın matematiksel verisi. Yine aynı zamanda 1969 yılında ilk set motorunun tarihi olması lazım. Şu an kaynak yok elimde olmadığı için de size burada matematiksel verisini anlatamayacağım ama Miraç'a çıkılma olayı, yani astral bir yükseliş olabilir mi? Evet, astral bir yükseliş olabilir. Yine aynı zamanda bilimsel olarak bakıldığı zaman 1969-1970'li yıllarında Apollo 11 uzay aracı evet. ilk aya gönderilmişti mesela. Ya Miraç ne demek? Yükseliş, yükseliş yolları demek. Hmm. Mesela bunu orayla bağdaştırabilir miyiz? Evet, bağdaştırabiliriz. Mantıklı. Çünkü dediğim gibi Kur'an matematiksel verilerle zaten bugün insanlara bilgi veriyor. Anladım, mantıklı. Sizin başka sormak istediğiniz soru? Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim. Eksikliklerimi tamamladım. Görmek istediğim şeyleri gördüm. Ben size bir soru sorabilir miyim bir de? Mesela Kur'an'da bir ayette diyor ki Allah kuluna zerre zulmetmez. Siz buradan ne anlarsınız? Yaradan yarattığına asla zulmetmez. Korur kollar. İşte ben... Zaten size şöyle bir ayetle örnek evet. vereyim. Yanlış olmasın ki bu ayet var. Şuara suresi 30. ayette der ki Allah... Evet. Başınıza gelenlerin çoğunu kendi ellerinizle getirirsiniz. Evet. Allah birçoğunu affeden ve bağışlayandır. Tamam, doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Allah kuluna zerre zulmetmez derken bir başka ayette de şunu söylüyor mesela. Diyor ki
sizleri günahlarınızdan dolayı cezalandıracağım. Ya da işte sizleri cehenneme atacağım. Bunun gibi birçok ayet var. Ama şimdi yaradan yarattığına zulmetmediği yerde bu kavramı doğru anlamamız lazım. Evet, bunu niye mesela söylemiş olabilir? Şunu diyebilir miyiz? İnsanın kendi zihniyle alakalı ya da iradesiyle alakalı. Irade, şimdi şöyle irade. Bir şey de var ama. Yani Adem sonsuzluğun içerisinde cennetten kovulmuş. Sonsuzluğun içerisinde şeytana uymuş. Yenik düşmüş de yeryüzüne ceza olarak atılmış. Onun bile yenik düştüğü yerde sonsuzluğun içerisinde bizler bugün şeytana yenik düşebilir miyiz? Çok normal, çok çok basit bir şekilde de düşebiliriz. Ama bunun bir sebebi olmalı işte. Ben de diyorum ki o yüzden Kur'an farklı manalar, farklı mesajlar veriyor bize. Yani bunu da zamana göre açıyor. Mesela, şöyle diyebilir miyiz? Evet. Zamana göre evrensel bir kitaptır. Evrensel bir kitap. Ve Kur'an kişiye göre açılır diyebilir miyiz? Yanlış mı olur? Ya kişiye göre açılır. Kişiye göre açılma değil. Kur'an evrensel bir kitapsa tamamen her şeyi kapsaması lazım. Anladım. Kişiye göre açılma meselesini tabii onu insan kendi duygularıyla okuduğu takdirde belki farklı duygulara götürecek onu. Anladım. Ama evrensel bir kitap olmasının sebebi dediğim gibi her zamana her devre uygun bir şekilde hitap etmesiydi. Şimdi şurada sorduğum sorunun cevabını alamadım ben. Allah kuluna zerre zulmetmez derken bir başka ayetinde evet. Sizleri cehenneme atacağım. Neye istinaden söylüyor? Evet. Yaptığınız günahlara karşı. Evet. Ama kendiniz de dediniz. Siz birçok günah işliyorsunuz. Allah onları affeder. Evet. Şimdi burada şüphe uyandırmaz mı? Uyandırır. Çok normal. Yani çok bu şüphe normal. Uyandırması ki, çok normal. Benim buna verecek bir cevabım yok. Cevabı sizde var mı? Bende var. Ben şöyle verebilirim size bunun cevabını. Nisa suresi ilk olarak 40. ayette geçer. Allah kuluna zerre zulmetmez. Evet. Burada harfler Z ve R rakamıdır. Zerre zulmetmez dediği yer. Evet. Z ve R rakamı zirkonyum elementinin harfleridir. Tamam. Bu 40. ayette geçmesi ise zirkonyum elementinin 40 numaralı atoma sahip olmasıdır. Mesela bu bir bilimsel veri. Bu birçok farklı manaya çıkabilir. Ama bu matematik ile ispatlandığı takdirde zirkonyum elementinin ZR harfinde olması ve 40 numaralı atoma sahip olması bize bugün Kur'an'ın farklı bir mesaj verdiğinin delili ve kanıtıdır. Yine aynı zamanda evrenselliği de korumuş oluyor. Niye? Çünkü tüm dünyaca kabul edilmiş bir şey bu. Zirkonyum elementi 40 numaralı atom numarasına sahiptir. O yüzden Kur'an bize bugün farklı şekillerde mesajlar veriyor. Anladım. Başka sorunuz var mı? Başka sorum yok. Beni çağırdığınız için teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür her hafta ederim. Programımız bu şekilde ilerleyecek. Her hafta bir konuk getireceğiz buraya. Her hafta konuğun sormuş olduğu sorulara Kur'an'ın matematiksel verileriyle cevap vereceğiz. Çok memnun oldum. Başarılar biz de memnun olduk. Teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programımız yine sizin sorularınız varsa yorumlara yöneltebilirsiniz. Yine aynı zamanda bizimle iletişime geçip burada sizleri konuk edip sorularınızı alıp sizlere cevap da verebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.